Efsane rüyalarınız, efsane yorumumla. Nasıl? Rüyalarınızla ilgili her hafta yeni videonun altına yorum yapıyorsunuz, rica ediyorum. Ve herkesi göremiyorum. Çok haklısınız ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Mucize, 3 gün önce yazmış. Ablacığım, evimizin önünde Hacı amcaya araba çarptı diyorlar. Gidiyorum, nabzına bakıyorum. Başkası yardım ediyor. Adam bana, kızım Allah senden razı olsun. Arkamı dönüyorum, eski sevgilim geldi. Aşıkken ayrı kalmak kolay mı diye sarılayım dedim. Sarıldım, bekarım. Canım eski sevgilin geri dönmeyecek, bir bunu unut. Gerçekten senin çok iyi bir insanla, H harfi belirgin bir insanla evlilik yapacağı, durumu konumu da iyi biriyle düzen oturtacağın gözüküyor. Yeter ki geçmişinle alakalı ilişkinin her gün gelmesi için dua etmeyi ve kızmayı bırak, doğru insanın gelecek. Eşim rüyamda mutfakta börek görmüş, ben yokmuşum, börekleri görmüş. Sonra buzdolabını açmış, annesi 3 gün önce börek yollamış onu. Eşinizin ailesinden gelecek bazı maddi evreler var ama eşinize kırgın ve kızgın olabilirsiniz. Fakat yapmanız gereken tek şey sizin hayatınızda bence biraz daha anlayışınız ve kırgınlıklarınız var. Ona karşı biraz daha sakin olursanız acayip güzel bir aydınlığa kavuşacaksınız. Rüyamda kapalı bir evde bir denizde erkekle yüzüyorum. Ona sen olmazsan bu kadar derinde yüzemezdim dedim. Ne demek Emine? Fatma Kahramancığım, kalbinde istediğin kim varsa olacak ama kariyer hayatında da oluşturmak istediğin büyük bir aydınlık var ve bu aydınlık sana çok güzel bir oluşum yaşatacak gözüküyor. Sevil Leak, rüyamda bana börek verdi diyor. Rüyamda abla bana börek verdi. 89'luyum, çok güzel gözüküyordu. Çok paraya çok büyük bir aydınlık var ve bu aydınlığınızla birlikte hayatınızda inanılmaz güzel şeyler değişecek. Ali Tuna, anneannem 2 tane anahtar veriyor avcuma, ben tekrar ona veriyorum güvenilir diye. 78. Hayatınızda işinizle alakalı 2 kişi arasından yaşayacağınız sıkıntı size sıkıntı gibi gelecek ama sonrasında çok büyük bir başarı ve aydınlık olacak. Velah Serbetli. Abla rüyamda siyah yılan yüzük parmağımı ısırdı. Benim de parmağım sıktı. Hava çıktı. Yorumlar mısınız? Memnun olun. Siyah yılan yüzük çok büyük para ve zenginlik ama sizin kendi paranızla alakalı başkaları tarafından, hani nasıl söyleyeyim, başkaları tarafının elinde yasal bazı süreçler olabilir. Paranızı vermek istemiyor olabilirler. Bunun için mücadele verin istiyorum. O kadar yazıyorum Ayşe TV. Bir gün yorumlamadığınızı görmedim rüyam. Ayşe'cim yazmamışsın ki bu kadar sitemede. Ne kadar rüyanı yazsaydım balım. Selam Emine Hanım. Ben Fadime. Rüyamda hemen hemen beraber olduğum erkeğe beddua ediyorum ve sürekli görüyorum aynı rüyayı. Canım benim. Yani bariz belli rüyam. Beddua için namazını kılacaksın. Beddua evrenden çıkacaksın. O kişiden haberini öyle alacaksın ama her gün beddua ederek bir şey olmaz. Rüyamda sevdiğim çocuk eski sevgilisine geri dönüyor. Vallahi burada işkillendim. Bu rüya diyor ki sevdiğin çocuk eski sevgilisi. Vallahi eski sevgilisi bu çocuğu zorluyor olabilir. Devamlı telefonlarla sık boğaz edebiliyor olabilir. Buna dikkat etmen lazım bebeğim. Boynuzlu bir koç beni eve doğru kovaladı. Lütfen Ali Turna Beyciğim, sizden rica ediyorum bir tane kurban ya da adak ya da çocuk sevindirin ya da bir kimsesiz bir noktaya gidip birinin evine et bırakın. Çünkü üzerinizde hep olacakmış gibi oluyor ve olmuyor. Elvin Aylin, rüyamda kız kardeşim kocasına evlenmişim. Kız kardeşim görmesin diyorsun, duymasın diye uğraşırım ama rüyamda kocam, ben bekarım, 30 ikizler burcum yükselen akrep şimdiden. Çok iyi biriyle evleneceksiniz ama ablanın kocasının akrabası tarafından biri tanıştıracak. Çok iyi bir insan olacak ve hayatında mutluluğu tadacaksın. Evet, bu haftalık da efsane rüyalarınızın rüyasını yorumladık, size ait rüyalar. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz ama her videonun altına, yeni videonun altına rüya yazın. Ofisimi aradığınız takdirde paralıdır. Paralı olmamasını istiyorsanız YouTube kanalımın altına yazıyorsunuz. Sevgi ve mutlulukla kalın.